Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Elimde yeni ürün var. Onlarla birlikte böyle sohbetli bir makyaj yapalım istedim. Aslında modum çok düşük. Anlatacağım. Ne kadar şu an öyle gözükmese de. Çünkü video çekiyorum size. Çünkü mutsuz olmak istemiyorum ama içimdeki drama queen gerçekten susmuyor bugün. Bugün bir farklılık yapacağım ve maske yapmakla başlayacağım. O yüzden şu çirkin saç bandımı takıyorum. Yani çirkin değil de bana çirkin oluyor işte. Bugün en sevdiğim bu Kladerm'in maskesini yapacağım. Skin Food'la tanıştığım zaman tanışmıştım bu maskeyle. Çünkü onun yanında hediye olarak gönderiyorlar. Sonra ben zaten 3 kere Skin Food falan bitirdiğim için 3 kere de bu maskeyi kullanmış oldum. O yüzden bu benim en sevdiğim maske. Çok güzel temizliyor ve hani cildinizde gerçekten aşırı güzel bir etki bırakıyor, böyle tertemiz. Şimdi bunu uygulayacağım. Şöyle. Evet, moralim neden bozuk? Çünkü Instagram'dan zaten sürekli yazıp duruyorum. Takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Videom bozuldu. Yani nasıl oldu bilmiyorum. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Ama ya bu ikinci falan, bir tane daha videom çöp oldu öyle. Hani sonra kendimi avuttum. Neyse, zaten çok da iyi olmamıştı falan diye, ama aslında hani olmuştu. Yayınlayacaktım yani. Böyle videolarım çöp oluyor bu aralar. MOV formatında olduğu için ve gigabaytları da yüksek olduğu için, yani 4K çekiyorum ve 25 dakikalık falan bir vlogtu ve tırnaklarımı falan yapmıştık, işte makyaj koleksiyonumu düzenlemiştik falan birlikte. O gitti ve ben de çok üzüldüm, yani ağlayacaktım neredeyse, çünkü editiyle onun çok uğraştım. Ben normalde editle hani tabii ki uğraşıyorum ama böyle hani çok da hani müthiş olsun, şöyle olsun falan diye uğraşmıyorum açıkçası. Yani sadece kesiyorum işte, ay kışıma geldi. Kesiyorum, biçiyorum falan, o kadar. Ama işte arkadaşlarım öyle geri bildirim veriyor bana. Mesela geçen vlogumu hiç beğenmeyen bir yakın arkadaşım vardı ve hani olmuş falan dedi. Ay, saçıma da bulaştı Erdem. Neyse, öyle dediği için bu sefer böyle daha da uğraştım. Ve çok güzeldi böyle geçişler falan, işte komik efektler, bilmem ne sesler falan filan. Gerçekten aşırı uğraşmıştım. Ama olmadı işte, geri getiremedim. Birkaç kişiye danıştım. Ondan sonra işte videolar izledim. Nasıl dönüştürebilirim, nasıl düzeltebilirim falan diye. Ama yok yani, ne yaptıysam, hangi programı indirdiysem olmadı. Çok kötü sürdüm ya ve kuruyor, o yüzden hızlı olmam gerekiyor. Tamam, bu kadar yeter. Şimdi kuruması için birazcık bekleyeceğiz. Öyle yani, uğraştım uğraştım, olmadı. Emek veriyorsunuz bir şey neticede. Aa, video falan deyip geçmeyin. Ben gerçekten hani onun editi benim saatlerimi falan aldı. Hadi ya, gün bir günümü aldı. Olarak gitti. Size hiçbir şey yükleyemiyorum. Tamam, tırnaklarımı çok çekememişim. Tırnaklarımı o kamerayı yaparken buraya koymuşum kamerayı ve elim gelmiş tırnağımı yaparken. O yüzden çok da gözükmemiş ama söz veriyorum, gerçekten artık tırnak videosunu size çekeceğim. Burada arada böyle cama falan bakıyorum, garip garip yerlere bakıyorum ama komşular cama çıkıp izliyor nedense. Ben de onlara karşı böyle konuşarak çekiyorum. Hani izleme çünkü, yani hani video çekiyorum işte. Artık kaçıncı yüzyıldayız? Herkes influencer. Neye alışamadınız? Neyse, sinirlendim durduk yere. Almamı alıp geldim çünkü dudaklarım aşırı kurudu. Bunu sürdüm. Şöyle bir makyaj temizleme havlum var. Şimdi bununla ıslattım ve onu sileceğim. Ya maske siliyor mu bilmiyorum gerçekten ama. Bunu silelim de güzelce. Sonra gidip yine yıkayacağım. Güven problemim var. Şöyle. Ben çok ıslak mendil kullanırdım. Yani aşırı kullanıyordum makyaj videoları çekerken. Ama onu bayağı aza indirgedi bu havlu olayı. O yüzden de sevmeye başladım. Neyse, gidip yıkayıp geleyim ben güzelce. Evet, yıkadım, geldim şimdi. Yüzüm şu anda yumuşacık ve böyle akpak oldu, güzel oldu. Önce Maruderm'in şu kafeinini gösterim, onu bir bitirmeye çalışıyorum. Çok az kaldı. Onu bitirmek için kullanıyorum şöyle. Akma. Ben bu arada hani çok iyi değilim. Her zaman söylüyorum cilt bakımı konusunda. Cilt bakımı ile ilgili özel sorular geliyor. Sivilcelerim var, ne kullanayım falan filan diye. Ben çok bilmiyorum. Her defasında da dile getirdiğim bir şey. Tekrar balmumu sürüyorum.
Ama hani soruyorsunuz yine de. Genelde de takip etmeyen kişiler soruyor. Tabii beni takip edenler zaten cilt bakımında hani aşırı iyi olmadığımı bildiği için bence öyle sorular sormuyorlar. Ama takip etmiyor. Hem takip etmiyor. Sevmiyorum bunu. Hoşlanmıyorum. Çünkü bir emek veriyorum. Sizle bir bağ kuruyoruz. Sonuçta bu çok zor bir şey. Sonra da C vitamini serumumu sürüyorum. Diyokliniğin bu da. Beni takip etmeyenler bana bir şeyler sormasın. Tabii ki yine cevaplıyorum bu arada bütün DM'leri ama ekstra mesai oluyor benim için. Beni takip edenlere tabii ki de öncelik veriyorum. Ve bence bunu kimseye sormayın. Ha belki işte hem dermatolog hem de influencerlık yapan arkadaşlar var. Onlara sorabilirsiniz bence. Cevabı onlardan alırsınız. En doğru cevabı. Makyajla uğraşan birine gidip de sivilcelerim var ne kullanmalıyım? Değil. Bence doğru soru şu olmalı. Sivilcelerin için bir şey yaptın mı? Ne kullandın? Benim cildim de atıyorum sana benziyor. Kuru karma. Bir cildim var. İşte ne kullandın? Mesela hani bu okey. Ama işte şu şöyle ne kullanmalıyım? İşte Roaccutane kullanayım mı sence falan. Buna ben karar veremem. Şeylere cevap vermiyorum. Haberiniz olsun. Lines'in şöyle bir güneş kremi geçti elime. Bunu kullanacağım. Bu çok övülüyordu gerçekten. O yüzden aşırı merak ettim. Nerede denedim bu arada ama şöyle söyleyeyim. O gün nemlendirici sürdüm, tamam mı? Cilt bakımı yaptım ve galiba çok da beklemedim emilmesini. Sıyla böyle şey oldu. Parçalandı, soyulmaya başladı cildimden. O yüzden nemlendirici kullanmayacağım. Kil maskesi de kurutmuyor cildi. Diğer kil maskeleri gibi değil. Kaskatı olmuyor yani cildiniz. O yüzden güneş koruyucumu kullanıyorum. Çünkü C vitamini kullandım ve gündüz şu an güneş de yüzüme vuruyor. Bu arada bu soyulmayı çoğu güneş koruyucusu yapıyormuş. Ben de yeni öğrendim. Hani bu onlar için kötü bir şey değil. Sadece bazı güneş kremlerini kullanabilmeniz adına emilmesini beklemeniz gerekiyor cildinizdeki diğer ürünlerin. Ama mesela L'Oreal'inkinde öyle bir şey yok. Hani Sinoz'unki pembede de öyle oluyordu. Yoluyordu eğer beklemezsem. Nemlendirici sürmeden sürdüğümde öyle bir problem olmuyor. Bunda da öyle. Bilmiyorum. Bu durum çok hoşuma gitmiyor. Bir fırçayla dökülenleri almaya çalışacağım. Sapın baş jelini. Tutuculuğunu soracak olursanız hani müthiş müthiş değil bence. Ama güzel bir ürün. Eğer çok oynamazsanız kaşınızla benim gibi ben çok oynuyorum. Bir sorun yaşamazsınız diye düşünüyorum. Şimdi Notum BB Concealer'ı geçti elime yine. Bu Notum BB Concealer'ını ben çok uzun zaman önce, bir sene önce falan kullandım. C3 rengi bendeki bayağı başarılı bir ürün. Kapatıcılığı çok çok yüksek. Gayet güzel. Ay bak gözaltıma sürmeyecektim. El alışkanlığı sürdüm. Neyse. Güzel bir ürün. Ben seviyorum bu Not kapatıcıyı. Çok güzel kapatıyor yani. Hani gerçekten fiyat performans ürünü. Bunu bir göz kapağımı şöyle bir nötrlemek istedim. Gözaltıma da sürdüm. Bir daha atayım şunu. Maybelline şu neymiş bu? The Blushed Nude isimli paletini kullanacağım. Birkaç kere kullandım. Beğendim. Yani tabii ki böyle wow aşırı pigmentli bir ürün değil. Şimdi o açık rengi tüm göz kapağıma sürüyorum. Biraz yakınlaştırayım kızıyorsunuz bana. Farlar dökülme yaptığı için ten makyajınızı sonraya bırakmanızı tavsiye ederim. Güzelmiş rengi. Ben severim böyle renkler. İç köşelere uyguluyorum. Sonra iç köşeye de bu renkten uygulayıp ortaya açık renkli bir şey süreceğim. Birazcık daha alıyorum. Şimdi bunu böyle bıraktım dağıtacağım. Küçük bir fırçayla bıraktım. Şöyle bir fırçayla da dağıtıyorum. Çok geniş değil. Olduğu yerde dağıtıyorum birazcık. Zaten gördüğünüz gibi kolay karışıyor farlar. Pembe ile şu kremi karıştıracağım. Yani pigmentleri aşırı iyi değil. Dağıttığınız an biraz fazla uçuyor. Çok fazla ürün kalmıyor açıkçası. İç köşelere de uygulayacağım. Sonra tekrar dağıtıyorum burayı, ön tarafı. Ya aradığım ışıldı tam olmadı. Şu elimdeki paletten şu renk var. Çok güzel ışıltılı bir renk. Onu alacağım birazcık. Çünkü bu ortaya ışıltılı bir şey istiyor. İşte evet bunu istiyorum. Sonra tabii ki beyaz kalem uyguluyorum göz içlerime.
Tropic Lift kullanıyorum. Bu sıralar hastasıyım kendisinin. Mikrofonumu takmamışım yine ya. İşte kirpiklerimi kıvırdım. Teleskopik lift kullanıyorum. Benim gerçekten kirpiklerime aşırı iyi geliyor bu maskara. Teleskopiklerin hepsi bu arada iyi geliyor. Ben çok seviyorum. Kirpiklerimle çok iyi anlaşıyor. Maskarayı tek kat sürdüm. Alt kirpiklerime de sürmek istiyorum ama onu sonra yapacağız. Bozuldu mu? Tabii ki de bozulmuş. Bu ne? Neyse. Concealer'ını kullanacağım. Uyguluyorum şuralarıma mesela. Çünkü kapatıcılığı az olan bir ürün, ten ürünü kullanacağız. Cheetah Pro'nun 287 numaralı son zamanların favorisi olan benim için. Fırçasıyla uyguluyorum. Şaka değil yani. Bir saniye içinde dağıtıyor. Çok güzel oturuyor her yere. Benim dönem dönem böyle fırça favorilerim oluyor. Onu da sık sık Instagram üzerinden size gösterip söylüyorum. Gerçekten bir şey takıyorum böyle fırçaya ve her şeyde onu kullanıyorum. Hani kontür, allık galiba şeyi seviyorum. Hani bir fırçayı her şeyle kullanmayı seviyorum. Bununla da her şey bu fondöten fırçası olarak geçiyor. Şöyle ucu. Ama bununla kontür çok güzel uygulanıyor. Allık çok güzel uygulanıyor. Concealer gördüğünüz gibi hani direkt göz altınıza giriyor. Fondöten çok güzel uygulanıyor. Fırça izi bırakmıyor. Onu seviyorum. Bakın not şu an aslında tüm yüzüme yetti. Yani şu an bir fondötene ihtiyacım yok bence. Tabii ki bu bir makyaj videosu ve biraz ışıldamak istiyorum. O yüzden bunu kullanacağım. Bakın şöyle parçalanarak çıkıyor. Işıltısı işte concealer'ı bilmem nesi falan. O yüzden böyle biraz sulu ve değişik bir yapıda çıkıyor. Sizi korkutmasın bu bozuldu diye. Ya cilt eşitlemiyor diyorlar bunun için. Bakar mısınız? Yani nasıl eşitlemiyor? Gayet eşitliyor yani. Hani tabii ki çok sorunlu bir cildiniz varsa altına kesinlikle concealer uygulamanız gerekiyor. Çünkü bu kapatıcı yerine asla geçecek bir ürün değil. İçinde sadece pigment olduğuna inanıyorum. Hani cilt eşitlemek için. Ama onun dışında hani asla şey değil yani. Kapatıcı bir veya işte göz altınıza getirip ay gözaltımı kapatayım diyebileceğiniz bir ürün değil. Bir kapatıcılığı yok ama ten eşitliği kesinlikle sağlıyor. Daha sonrasında evet kirpikleri kırıyor ama bu benim çok hoşuma gidiyor. Tekrar alıyorum. Kirpik kıvırıcımı bütün kirpikleri kavradıktan sonra tekrar bir kıvırıyorum. İkinci katı sürmeme gerek kalmıyor mesela. Fark şöyle. Çok güzel bir şekilde belirginleştiriyor. O yüzden eğer üşeniyorsam ikinci katı sürmeye bu şekilde ikinci kez kıvırıyorum. Formarın ters tutmuşum. Şöyle çok güzel küllü bir tonda concealer'ı var. Ve bugün tabii ki de onu kullanacağım. Çünkü bu ürünü çok beğendim. Şöyle yüzümü şekillendiriyorum. Bakın şimdi. Görüyor musunuz? Bir saniyede dağılıyor. Hem fırçadan tabii ki hem de kontür de çok başarılı bence. Aşırı güzel dağılıyor. Bana o kadar kötü şey duydum ki Flormar kontürü hakkında. Gerçekten aşırı ön yargılıydım. Hani Alman falan diyordum ama arkadaşlar yapmayın etmeyin. Nesi bu kadar zor dağılıyor? Çok basit dağılıyor bu. Şimdi pudraya geçiyoruz. Lightning'ini kullanacağım. Pufumla tabii ki de. Gözeneklerimin olduğu yere mutlaka pudra uyguluyorum ben. Çok güzel gizliyor. Şöyle. Şimdi sıra allıkta. Allık için bu ikisini karıştırıp kullanacağım. Blue Mitt isimli allığından sıkıyorum. Şöyle. Birazcık da Liked'ın şu highlighter'ından sıkacağım. Şu kadarcık sıktım. Böyle elimde karıştıracağım bunları. Bakın böyle bir renk oluyor. Ve şuralarıma uyguluyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Bu Misha'nın aldığına benzemedi mi? O hepimizin bayıldığı SPK 01. Bakar mısınız? Aynısı oldu. Misha'nın aldığı oldu bu. Eğer gerçekten aynı renk olduysa ki
Bana şu anda resmen aynı renk olmuş gibi geliyor. Instagram'da paylaşacağım. Yaldır yaldır parlıyorum ve renk tonu çok güzel. Bugün 3 tane ürün kullanacağım dudağımda. Önce Beaulis'in Karamel isimli kalemiyle çerçeve yapacağım. Sonra üstünden şu kalemle geçeceğim. Şu kenarları da uyguluyorum. O Paradise 112 numarasına. Şöyle tatlı bir pembe ama balm gibi. Bakın şöyle. Çok hafif renk veriyor. Konuşamıyorum. Hafif renk veriyor. Ama böyle güzel güzel parlıyor. Evet, makyajım onun bitmiş hali bu şekilde oldu. Vaktimde varken uzun uzun makyaj yaptık. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Daha çok büyüyebilmemiz adına videoma etkileşim bırakmayı, kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. İstediğiniz farklı videolar olursa da lütfen yorumlarda belirtin. Ben de göreyim, anlayayım, duyayım, ona göre çekeyim. Tüm kocaman. Görüşürüz.